Öncelikle Galatasaray'la başlayalım. Çünkü haftanın en kritik mücadelesini oynayan ekiplerden biriydi Galatasaray. Göztepe deplasmanında e, klasik bir laf vardır. Kritik bir 90 dakika oynadı ama maç öyle bir maç oldu ki 110 dakikanın üzerine çıkan bir karşılaşmayı biz izledik. E, Göztepe'de verilen penaltılar, hakem kararları, Arda kardeşlerin yönetimi, vara gidilen pozisyonlarla beraber çok fazla konuşulan ve tartışılan bir mücadele oldu. Abdullah Ercan dilerseniz sizinle beraber başlayalım. Şimdi evet. Ee, Göztepe deplasmanından Galatasaray'ın olası bir mağlubiyetinde nasıl bir e, senaryonun çıkacağını birçok kişi tam anlamıyla kestiremiyordu İnanılmaz bir tribün vardı bu arada İzmir'de dolu tribünler önünde ve çok yoğun bir destekle oynadı Göztepe Galatasaray yeni transferi Gomis'in penaltıdan bulduğu iki golle beraber rakibini mağlup etti Omar aylar sonra sahne aldı çok zor bir ameliyat geçirdi 11 ameliyatın ardından yaklaşık 13-14 ay sonra sahalara döndü ve Torrent yönetiminde de ilk galibiyeti geldi Galatasaray'ın. Şimdi tabii sağ içini değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Özellikle Galatasaray açısından çok kötü oynanan bir oyun. Tabir yerinde ise pozisyonu olmadan bitirilecek bir maçı. Dört tane penaltı pozisyonu ve Galatasaray'ın kazandığı bir oyun. Şimdi Galatasaray'ın değerlendirirken herkes işte bir Avrupa'da bir oyunu var, Türkiye'de bir oyunu var. Doğru. Galatasaray dünkü maça 4-4-2'ye yakın 4-2-3-1 gibi oynadı. Yani Santrofor arkası biraz Halil'i kullandı. İki tane bek tercihi tartışılır. Neden böyle yaptı? Bence tercih etmesinin birinci sebebi ben 6 kişiyle iyi savunayım. Çünkü oyuncu profilleri buna çok yatkındı. Dört kişiyle de geniş alana çıkarım diye düşündü. Yalnız hesaba katmadığı bir şey var. Bu ligin önde baskı yapan en iyi takımına karşı oynadı bence. Göztepe takımı. Hı -hı. Göztepe takımı 5-2-3 veya 3 üçlü e, ileride rakip defansı gerek 4'lü gerek 5'li olduğu zaman çıkarmayan bir takım. E, Omar tercihi tartışılır. Bence bir yıl sonra oynaması enteresan. Maçtaki performansı da keza tartışılır. Öbür tarafta Ömer iki tane defansif anlamda kalayım diye düşündü. Ben öyle algılıyorum ama oyun öyle bir gitti ki Galatasaray maçın başında golü atmasına rağmen bir rahatlık yakalaması gerekirken hiç öyle bir oyun olmadı. Oyun tabir yerindeyse Göztepe'nin oyun üstünlüğüyle devam etti. E, maçın belirlemesinde penaltıların olması Maçın içinde ne kadar az pozisyon olduğunu gösteriyor. Galatasaray maçı kazandı sadece. Bence e, artı yönde hiç hanesine yazdıracağı hiçbir şey yok. Hı hı. Oyun anlamında yok. Kişisel performansı yükseldiği bir oyuncu yok. Ya şöyle değerlendirebiliriz. İkinci devre giren er Emre'nin bir performansını ayrı bir değerlendirmek lazım. Oyuna ciddi anlamda bir katkı 74. yaptı. 74. dakikada aldı onu da Torrento'ya. Ciddi bir katkı yaptı. Zaten Oyun Galatasaray'ın aleyhine döndüğü zaman yaptı. Hı hı. İşte Çiçirdağ'ın girdikten sonra biraz daha Galatasaray topa sahip olup gelmeye başladı. Ama uzun lafın kısası Galatasaray sadece 3 puan kazandı bence. Ne oyun anlamında ne oyuncu performansı anlamında bence Galatasaray'da hiçbir gelişme yok. Tabii 4 penaltı Gökhan Keskin. İkisini Endiaya Göztepe'de gole çevirdi. Diğer ikisini de Galatasaray'da Gomis gole çevirdi. Şimdi az önce Abdullah Ercan'ın da bahsettiği konudan devam edelim. Hem sahaya çıkan 11 hem de yapılan değişiklikler ki Torrent'te maç sonunda 4-3-3'e döndük. O da galibiyeti getirdi dedi ama bazı kesimlere göre de Gomis hamlesinin dizilimden çok daha fazla etkisi olduğu yönünde Halil Dervişoğlu'ndan sonra Gomis'in önde topu tutması da burada büyük bir faktör oynadı. Siz hangi açıdan değerlendirirsiniz? Evet. Galatasaray 6 puanlık bir maç kazandı. Yani maçı kaybetseydi çok değişik olaylara gebe bir maçtı. Ee, 85. dakika Galatasaray maçı berabere bitecek. Hani berabere bitsin deseydi herhalde Torrent'te bütün Galatasaraylılar balıklama atlarlardı. 2-1 mağluptu. 2-1 mağlup olduğu maçı 3-2 kazandı. İlk yarı açısından dediğim gibi, yani hakikaten e, hiç olmayan yani sezonun en kötü oyunu belki ceza sahasında içine girme sayısı toplu buluşma sayısı 2. Yani Galatasaray takımının iki defa Göztepe sahasında e, ceza sahasında topla buluşması demek oyunun hiçbir anında hiçbir şekilde yok demek. İkinci yarı bakıyorsunuz bu kadar kötü bir Galatasaray ilk yarı. Torrent oyuna hiçbir müdahale etmiyor. Hiçbir oyuncu değiştirmeyi düşünmüyor. Ve maçı getiren hamleyi de 74. dakikada e, Emre ile ve Gomez'in oyuna girmesiyle yapıyor. Öncesinde de 60'ta yapıyor iki değişiklik. 60'ta yapıyor ama yani biraz hareketleniyor ancak. ama maça esas hareketlendiren Emre ile Gomez'in girmesi oluyor. Ki o dakikadan sonra da kazanılan özellikle son dakika penaltısı maç 110'a kadar uzadı. Yani öyle bir maç oldu ki 20 dakika devamlı şekilde maçı hakem yönetmiyor var yönetiyor. Devamlı şekilde var da herkes artık... Oyuncu açısından da çok zor. Bakıyorsunuz, terliyorsunuz. Aa var ne verecek? Penaltı mı verecek, vermeyecek mi? Artık iki defa seviniyorsunuz verdiği zaman verilen taraf iki defa seviniyor öbür taraf üzülüyor enteresan bir maçtı Var'ın da bu kadar oyuna katkısı olan bir maç da görmedim ben e, son e, dakika Emre'nin ayağına basılan pozisyonda Mete Kalkava'nın hakikaten e, yani görüşü doğru görüşü ilk defa Var adına <laughs> olumlu bir sonuç verdi diyelim hakemler adına o da ee, Galatasaray sadece 3 puan aldı Oyun açısından hiçbir şey yok ee, Baktığın zaman problemler hala devam ediyor ee, Yanılmıyorsam yani bir sürü, Mart ayında Bir mali kurulları var ki Orada baya olaylara gebe gene Öyle duruyor ee, Bir tek tek olayı Maçı kazanması başka bir yolu yok yani Maç adına konuşacak bir şey yok Yani ekstra bir şey yaptım Maçla ilgili konuşacak şey Hakemin verdi penaltı kararları varla beraber maçı Arda kardeşler mi yönetti? Metekal Kavan mı yönetti? O da belli değil. Baktığınız zaman olay bu. Sonuçta Galatasaray 85'e kadar mağlup olduğu maçı hakikaten böyle bir nefes öpücüğü gibi diyelim. Yani kalbi durmuşken yeniden çalışması gibi bir şey bu. İşte Gomiz'in attığı iki penaltıyla kazanması ve aldığı üç puan her şeyin üzerinde. Az önce o var konusundan bahsetmiştiniz Mehmet İlmaz. Öyle bir maç oldu ki Yayına girmeden önce şöyle bir istatistik görmüştüm ben de sosyal medyada dört kez vara gitti Arda evet. kardeşler toplamda var ekranında monitöründe harcadığı süre 20 dakika Öyle genel bir anlamda da 46 dakika civarında top oyunda kalmış yani biz hem diyoruz yüz gördük diyoruz ama topun aktığı süre o kadar kısa ki neyin nasıl oynandığını bile bizi izlerken anlamakta çok zorlandık mücadelede maçı aslında genel şöyle bakmak lazım benim düşüncem. Başlayan 11 mi bitiren 11 mi? Ya yani Torrent'in tabii ki buradaki tercihleri Gökhan Hoca da Abdullah Hoca da güzel özetledi. Buradaki en önemli şey oyuncu tercihlerinde bence çok büyük sıkıntı var. Böyle bir maça çıkıyorsunuz. Galatasaray Torrent'ten bir de galibiyet almamış. Rakibiniz Göztepe e, burada kaybedildiği zaman basamak olarak bir alta Göztepe sizin üstünüze çıkıyor. Böyle bir maça çıkıyorsunuz. E, burada Ömer, iki kanattaki Ömer, Omar tercihleri. Babel'in oynaması ki Emre Kılınç bence bu takım için hani bazen çok da tabii ki eleştiri ama bence üzerinde ısrar edilmesi gereken bir oyuncu. Oyuna girdikten sonra tabii ki herkes gombisi falan söylüyor ama bence burada en önemli şey Emre Kılınç'ın girdikten sonra oyuna etkisi. Oyuna hız kazandırması bütün pozisyonların içinde var. bir tane kendi şutu var. Galatasaray e, Galatasaray'ın 70'e kadar o oyuncu değişikliklerine kadar Galatasaray'ın oyunda hiçbir etkisi yok. Sadece 20 dakikalık süreçte Galatasaray zaman zaman bir baskı yaptı. Galatasaray'da tabii ki hep etkisi etkisi olması beklenen oyuncu Kerem'di. Kerem de bu maçta çok etkili değildi. Göztepe takımı Apo hocam güzel söyledi biraz önce. En iyi ön alan baskısı yapan takımlardan bir tanesi. yani takımı sürekli hataya zorlayan bir takım. Göztepe takımı. Belki puan anlamda şu an aşağılarda görünüyor ama oyun içinde bazı kaybettiği maçları da aslında kaybedilmemesi gereken maçları kaybettiler. Oyun olarak kötü değildiler. Ama Galatasaray Torrent'ten ilk galibiyetini aldı. Sadece moral olarak çok büyük bir 3 puan kazandı. Eğer ki e, bu üç puanı kazanmamış olsaydı Galatasaray'ın şunu belki de yeni bir hocasını konuşuyorduk şu an. Çünkü bir B planda Galatasaray yönetimine bence hazır olduğunu düşünüyorum. Sıkıntılı bir süreçten geçiyor Galatasaray takımı. Moral olarak iyi yoldalar ama oyun olarak Kesinlikle özellikle 70 dakika Göztepe takımı belki çok fazla pozisyona girmedi ama Göztepe takımı inanılmaz şekilde baskılı oynadı. Biraz daha eğer final paslarını iyi yapabilmiş olsaydı Göztepe takımı bence çok daha fazla skor üretebilirdi. Çünkü Galatasaray o pozisyonları Göztepe'ye verdi. Sadece Göztepe hücum anlamında çok fazla etkili olamadı. Hı hı. Bir de Galatasaray takımının şöyle bir özelliği var. Her hafta farklı bir oyun oynuyor. Yani Trabzon'a karşı özellikle ilk devre topa sahip olup çok iyi bir oyun oynadılar evet. ama... Bunu sürdüremediler. İkinci devre biraz geri çekirdiler. Sonra Trabzon son 15 dakika etkili oldu. Doğru. Ve kazandı. Gerçi orada bireysel hata da var ama yani dünkü Galatasaray'ın kurulan kadrosunda yani 4 artı 2'yi koyduktan sonraki 4 kişinin orada bir oyunu herhalde şöyle kurguladı. Dedi ki 3 tane oyuncusu benim ön alanıma baskı yapacak. Ben 6 kişiyle iyi savunayım. Diğer 4, kişi, 4 oyuncuyla biraz geçiş oyunu oynayayım geniş alanlara atık yapayım. Kimdir işte Babel'dir, Kerem'dir, Halil'dir veya işte Hasan'ın indireceği toplar. Ama şöyle bir gerçek var. Oraya geçiş oyununu oynarken topu getirecek oyuncu yok Evet. İki tane defansif orta saha oyuncuyla oynuyorsun. Çok yaşadı ve aksine çıkarken o kadar top kaybettin ki ve, ve devamlı bir baskı yedin. Evet. Bu yani maçın 15. dakikası herhalde sol taraftan 5-6 tane orta sağ taraftan da keza aynı sayıda orta geldi. Yanılmıyorsa. Evet evet. Yani Maske o zaman yedi Yani mi? o zaman sizin maçtan önce planladığınız hem oyuncu profillerinde bir yanlışlık var hem akan oyunda bir yanlışlık. O zaman var. Rakibi de iyi analiz edemiyorsunuz. Evet e, e, tabii evet. öyle bir şey de var. Yani sen Taylan'la e, öbür oyuncuyla Burada. çıkabilsen tamam alana çıkabilirsin. Kerem o kadar etkisizdi evet. ki. Çünkü bir kenarda Kerem oynuyor bir kenarda Babel oynuyor. Arada bu kadar mesafe var ve buradaki kullandığınız oyuncu profili de Halil. Bir de evet. böyle bir gerçek var. Evet. Halil alıp oyunu yönlendiren bir oyuncu değil ki. Halil Santrofor destekleyici. Yani, yani Galatasaray 4-4-2'ye yani. 4, 4, yakın bir oyun oynadı aslında. Galatasaray'ın oynamak istediği oyun işte Manchester City Tottenham maçı vardı. Seyrettiler mi bilmiyorum da. Yani özetini veriyor devamlı şekilde. 3-2 Tottenham'ın aldığı maç. Tottenham Galatasaray'ın oynamak istediği Tabii tabii. Pası veriyor tık araya tamam. bir atıyor. İşte o pozisyonda Kerem olduğu yerde mil bir anda karşı karşıya yakalıyor. Bir anda keyni buluşuyorlar. Yani geçiş oyununda o topu alıp son pası atacak oyuncu çok çok önemli. Öyle Ama güzel hocam, yaptılar ki o işi. Galatasaray doğru bunu yapmıyor. Ama o zaman hemen farklı i̇şte bir evet. B planına dön. Yani Biz sadece bir plan üzerinden mı gideceksin? Torrent'in eleştirildiği nokta da bu zaten. Hani Saha içinde bir planı yok. Hani oyuncu tercihlerini zaten konuşuyoruz yanlış diye. İlk yarı ceza sahasının içine iki defa girmişsin. İkinci yarı aynı kadroyla başlıyorsun. Tabii. Hakikaten bu da sorgulanması. Tabii, gerekiyor. tabii Yani iki kere gitmişsin. Yani bir bir bitmiş o da senin şansın. Yani kafadan maç ya ne oldu bak görmüyor böyle Yani bir problem. soyunma odasında sen oyuna katkıda bulunmuyorsun. ve oyuncu değişikleri oyuna etki etmeyi bırak hiçbir şey yapmıyorsun. Gene ya seyrediyorsun. Kere... Sonra maç aldıktan sonra da işte maçı alacak değişiklikleri yaptık diyorsun. Ya niye elinde böyle oyuncular varken o zaman kullanmıyorsun? Emre Kılınç'ı niye kullanmıyorsun yani. ki? Galatasaray'da formda olan bir oyuncu yok ki zaten. Şimdi bir, bir Babel ısrarı var. Evet. Babel'in oyunculuğunu tartışmıyoruz. Background iyi olabilir ama son yaptığına bakacaksın. Babel Galatasaray takımında şu an hiçbir şey yapmıyor ki. Niye buna bu şansı bu kadar fazla veriliyor? Şimdi ver ya sen elinde bak. Ben bundan sonra da kötü oynayabilir Ama Emre Kılınç'ın o yeteneği var. O potansiyeli var. Sahaya girdiği zaman Galatasaray takımı biz şu an çok farklı bir senaryo konuşuyorduk sıralama olarak aşağıda şu an Galatasaray'ın belki de hocasını konuşuyordun. Galatasaray yönetimi daha çok karışacaktı. Galatasaray müthiş bir galibiyet aldı ama kimseyi yanıltmasın. Oyun olarak 70 dakika Göztepe tamamen topa hakim olan bir takım vardı baskılı.